O bakımdan ben diyorum ki Ademoğlu merkezcüdür. Allah'a görmek ve Cenab-ı Hakk'la beraber olmak istiyorsa, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle daima kendi mazarından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı olan ibadet ve taatını görmek istiyorsa, Ademiyet elbisesini giysin. Çünkü Ashab suresinin 56. ayet-i kerimesinde de Cenab-ı Allah İnna Allahi ve melâkete yusallûne alen nebi ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ buyurmuş. Allah ve melekleri Muhammed'e namaz kılıyorlar. Yani selat selam etmek namaz kılmaktır buyurmuş Muhittin Arabi Hazretleri. Ey iman edenler! Sizler de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet ediniz. Yani kendi Muhammediliğinizde Cenab-ı Hakk'ı açığa çıkarınız demektir bu. Şimdi siz bu zevklere sahip olsanız, bu yüceliğe vakıf olsanız sizin artık itilafınız kalmaz. Sizin başkalarıyla olan herhangi bir art düşünceniz bulunmaz. Herkesi sever. Her mazhardaki tecellinin Hakk'ın tecellisi olduğu için, her mazhar Hazreti Muhammed'in tafsilat-ı Muhammediyesinin bir zuratı olduğunu gördüğünüz, bildiğiniz için artık herkesi sever, herkesle hoş geçinirsiniz. O bakımdan Cenab-ı Allah onun için Adem'i yeryüzünün en üstün varlığı addetmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hatta buyuruyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler bile itiraz etmişlerdir. Ya Rabbi, ne gereği var yeryüzünde bir halife yaratacaksın? Biz size ibadet ve taat yapıyoruz, tazimde bulunuyoruz. Dercesine itirazda bulunmuşlardır. Cenab-ı Allah onlara şu cevabı vermiştir. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Ve Allemil Esma'yı ona özel bir ilimle, tevhid ilmiyle öğrettikten sonra Adem'e söylemiyor. Meleklere diyor ki, ey melekler okuyun bakalım Allemil Esma'yı, alemlerin esmasını, isimlerini. Melekler eziliyorlar, büzülüyorlar, diyorlar ki ya Rabbi bize öğretilemeyen bir şeyi biz bilmeyiz. Adem'e dönüyor ve diyor ki ya Adem sen oku. Adem bir çırpıda okuyor. O zaman diyor ki işte ulunuz budur. Ona secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar fakat iblis secde etmekten imtina ediyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki ya iblis neden secde etmedin? Ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ben ondan yüceyim diyor. Çünkü ateş yükseldikçe yüceliğini gösterir. Bu olay günümüzde olup durmaktadır işte. Yani günümüzde bir kâmilin etrafındaki olan, bütün melek durumundaki olan saliklerin itirazından başka bir şey değildir. Çünkü sizin zannınızdaki, hayalinizdeki bir melek, kuvve hiçbir zaman itiraz etme yetisine sahip değildir. Çünkü onlarda nefis yoktur. İtiraz nefisten olur. Demek ki yalnız latif olan meleklerden değil, bugün unsuriyetiyle bir kamilin etrafında toplanan unsuriyet sahibi, nefis sahibi olanlardan bahsedilmektedir. Şu halde o iblisler, o inkar edenler, demek ki günümüzdeki kamillerden bizlere irşad eden kimmiş? Cenab-ı Hakk'mış. Hiçbir mürşidin, hiçbir peygamberin bile varlığı var mıdır ki kendilerine has bir irşatları olsun? Hem diyoruz ki kainatta tek mürşidi kamil Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Diğer mürşitler onun varisleridirler. El ulema-i veresetül enbiya. Ondan sonra da o kişilerin varlık veriyoruz onlara.
Onlara ilim irfaniyet isnat ediyoruz. Bu da bizim cehaletimizin ta kendisi oluyor. O ayrı, biz ayrıyız. İşte biz ayrı, Allah ayrı olduğumuz için de Ahmet'le itilaftayız, Mehmet'le itilaftayız. Ben kendimi her varlıkta gördüğüm zaman o varlıklarla kavga etmem. Her varlık benim aslım olursa onlara kem gözle bakmam. Onun için insanların birlik, beraberliğe şiddetle ihtiyaçları vardır. Hele hele inananların. Onun için şeriat-ı ahkamide bile ne deniyor? Deniyor ki Allah'ımız birdir. Peygamberimiz birdir. Kur'an-ı Kerim'imiz birdir. Daha bizdeki bu ayrılık nedendir? Söylemektedirler. Halbuki Allah Adem'de, Muhammed Adem'de, Kur'an canlı. Kur'an olduğu için Kur'an eşittir insana. İnsan da canlı bir Kur'an'dır. Ama yeter ki kendisindeki olan o sırlara vakıf olup insanı kamil olsun. Ve böylece bunu idrak ettiğinde inşallah Cenab-ı Allah bizleri de birlikten beraberlikten ayırmaz. Allah hidayet versin. Allah bizleri bu yolda birazcık tefekkür etmeye sevk etsin. Ve göreceksiniz ki burada hak ve hakikati en kısa zamanda bulmamıza vesile olacaktır bu düşünüş.